Evet, şu anda YouTube'dan da canlı yayını açabildik. Bir aksaklık oldu. Çok kıymetli misafirlerimizden tekrar aksaklıktan dolayı özür diliyorum. Kıymetli hocam, sizden de çok özür diliyorum. Estağfurullah. Hocam, Ha. yavaş yavaş ben bir girişle birlikte misafirlerimizi de bekletmeden sözü size vereyim, uygun görürseniz. Tamam. Evet, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezimizin çok kıymetli misafirleri, bu akşamki programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Marmara Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Doktor Neval Konuk Palaçoğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz demek Hoş istiyorum bulduk. size. Hoş bulduk, evet. Evet, bu akşamki konumuz Yunanistan'daki Osmanlı kültür varlıkları konusu. Bu konuda Neval Konuk hocamızın çok kıymetli çalışmaları var. Bu akşam bu çalışmalarla ilgili bizleri hem bilgilendirmiş olacak hem de bilgileriyle bizi aydınlatacak. Buyurun hocam, sözü size vermek istiyorum. Teşekkür ederim Hasan Bey. Ben kısaca bir giriş yapmak istiyorum. Devam edeyim mi? Bir Buyurun sıkıntım var. hocam. Buyurun Ha, tamam. hocam. Ben yaklaşık 21 yıldır Balkanlardaki Osmanlı mimarisi ve kültürü üzerine çalışmalarımı yürütmekteyim. 2006 yılından itibaren de Dışişleri Bakanlığı adına Yunanistan'daki Osmanlı mimari eserlerin envanter çalışmasını tek başıma yürütüyorum. Bu kapsamda da yayınlanmış 3 kitap ve onlarca makalem var diyebilirim. Kitap bölümü makalem var. Ben kısaca Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin durumu, özellikleri hakkında genel bir bilgi verip sonra örnekler üzerinden, görüntüler üzerinden devam edeceğim. Yunanistan biliyorsunuz özellikle Batı Trakya bölgesi, Selanik'e kadar olan bölge, erken fetih bölgesi olarak adlandırdığımız bölge. 1380 tarihinden itibaren İstanbul'un fethinden neredeyse 70 yıl önce, 75 yıl önce Türk hakimiyetine girmiş, Osmanlı hakimiyetine girmiş bir coğrafya. Ve bu bölgede erken Osmanlı mimarisi olarak adlandırdığımız, bugün Anadolu'da, Bursa'da, Edirne'de, İznik'te gördüğümüz erken Osmanlı mimarisi örnekleriyle, üslup özellikleriyle birebir aynı özellikte halen mimari eserleri görebilmekteyiz. Bu kadar tahribata, savaşa, doğal afete rağmen hala bu eserler ayakta ve ayakta kalmaya da adeta direniyorlar. Bununla birlikte 1821'de biz biliyorsunuz işte Yunanistan bağımsızlığını ilan ediyor. O bölgede çok ciddi manada tahribatlar söz konusu. Ama şunu da söyleyeyim. Yunanistan parlamentosunun ilk toplandığı bina bir cami. İlk parlamento binası bir cami ve bugün hala ilk parlamento binası olarak da ziyaret ediliyor. Yunanistan'ın en güney sınırından itibaren adalar da dahil olmak üzere hepsinin tabii fetih tarihleri farklı farklı. İşte Midilli 1451'de, Rodos 1521 gene Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanköy Adası da Osmanlı hakimiyetine giriyor. Ve 1912 Batı Trakya dahil olmak üzere Kuzey Yunanistan'ı Osmanlı hakimiyetinden en son çıkış tarihini ele alırsak adalar İkinci Dünya Savaşı diyebiliriz ya da ondan öncesi de var. Son döneme kadar çok sayıda çok farklı plan tipinde hem klasik Osmanlı mimarisi olarak adlandırdığımız plan tipinde bütün Yunanistan coğrafyasında hem de geç devir batılılaşma dönemi olarak adlandırdığımız plan tipinde çok sayıda eser inşa ediliyor. Bugünkü Yunanistan'daki Osmanlı eserlerine baktığımız zaman bunlar kesinlikle Osmanlı ve Türk eseri olarak adlandırılmıyorlar. Bunların tescil adı
Müslüman eseri, Müslüman camisi, Müslüman kütüphanesi, Müslüman saat kulesi olarak tescil edilmiş durumda. Ve bazı yerlerde ki kayıtlarda da geçiyor ki tabelalarda da görüyoruz. Modena saat kulesinde görüyoruz. Neapoli'deki saat kulesinde görüyoruz. Post Bizans, yani Bizans sonrası dönem olarak adlandırılıyor. Gerek Yunanistan'da gerekse Türkiye literatüründe ya da dünyada diyelim Osmanlı mimarisinin böyle bir adlandırıldığı periyot zaten bulunmamakta. Bu tamamen Yunanların ortaya koydukları kendilerince ne tarihe, ne bilime, ne mimariye, ne sanata, ne de kültüre uygun bir adlandırma. Bu nedenle bazı eserlerimiz, bu özellikle işte Batı Trakya'dan bahsettiğim erken fetih bölgesi olduğu için bu bölgede de çok sayıda eserimiz koruma altında değil. Koruma altına alınmayan eserler neler? 1821'de Yunanistan'ın bağımsızlığı baz alınıyor. Halbuki biliyorsunuz Yunanistan coğrafyası, biraz önce de söyledim, çok farklı tarihlerde elden çıkan, bugünkü Yunanistan Devleti'ni oluşturan sınırlar çok farklı tarihlerde Yunanistan topraklarına ilhak etmiş durumda. Fakat 1821'e baz alıyorlar ve 1821'den sonra bugünkü Batı Trakya, Adalar, Orta Yunanistan bölgesi, işte Makedonya bölgesi olmak üzere 1821'den sonra inşa edilen eserlerin hiçbiri tescil edilmemiş durumda. Bunları tescil etmiyorlar. Yani bağımsızlık, 1821 bağımsızlık tarihini esas alıyorlar. Bunların kaydı yok. Buna rağmen 1821'den sonra inşa edilen idadiler, hükümet konakları, rüştiyeler, rıhtım, gar binaları gibi binalar, hastaneler olmak üzere çok sayıda kamu yapısı ve sosyal yapı var. Kendileri bir envanter çalışması yapmışlar. 2008 yılında tamamlanmış bu çalışma. Kendi ifadeleriyle söyleyeyim. Nikomos üyesi, Profesör Doktor Nikos Agriantonis diyor ki biz 1821 tarihini baz aldık. Ve bu tarihten sonra inşa edilen eserleri almadık, evleri almadık özellikle. Buna rağmen 8731 Osmanlı eserini 2008 yılı itibariyle tescil etmiş durumdalar. Dediğim gibi buna evler ve bu 1821'den sonra inşa edilen eserler dahil değil. Ben dediğim gibi başta da söyledim, 2006 yılından beri bu çalışmayı tek başıma gerçekleştirmekteyim. Önce çok uzun bir arşiv çalışması, literatür çalışması yaptım. Yaklaşık 2,5 yıl süren bir çalışma yaptım. Daha sonra arazide elde ettiğim malzemeler ve bilgiler doğrultusunda bunların hala ayakta olup olmadığını tespite giriştim. Ve benim tespitim Osmanlı hakimiyeti döneminde bugünkü Yunanistan sınırları içerisinde inşa edilmiş eser sayısı 20 binin üzerinde. Bundaki en önemli, bu kadar sayının yüksek olmasının en önemli sebebi, başta da söylediğim gibi erken fetih bölgesi olması sebebiyle 1380'lerden 1912'ye kadar erken Osmanlı mimarisi tarzında, klasik Osmanlı mimarisi tarzında ve geç devir Osmanlı mimarisi tarzında her türden ve her mimari üsluptan çok yoğun bir şekilde inşa faaliyeti olduğunu görüyoruz. Tabii Osmanlı hakimiyeti döneminde de tahrip olan eserler, işte yangındı, salgındı, doğal afetler gibi sebeplerle yıkılan, ortadan kalkan eserler de söz konusu. Fakat bugün Yunanistan coğrafyasına baktığımız zaman ayakta ne kadar eser var rakamına gelecek olursak, bu da yaklaşık 4000'in üzerinde hala ayakta olan eser. Fakat acil olarak tamir edilmesi gereken eserler var. Gene bu erken fetih dönemine ait. 1390 ile 1450 yılları arasında çok önemli mesela 20 eser var. Ben bunu bazen liste olarak hep veriyorum resmi toplantılarda. İşte Ilıca'daki Evrenos Gazi'nin Hanı, Bursa Issı Sana Benzer plan tipi olarak oldukça önemli bir eser. Bunun haricinde gene tabii işte 2 sene önce yakılan biliyorsunuz Demet Oka'daki Çelebi Mehmet Camisi vardı. Maalesef yani tahrip edildi diyeceğim. Ve tabii Türkiye ve Yunanistan arasında ikili kültürel ve çok taraflı kültürel anlaşmalar var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak 2000'li yıllardan itibaren bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan Rum Ortodoks kiliselerinden 84 ile 87 arasında kiliseyi, ben en son 84 tespit ettim. Ama iki tane de devam eden var ki onlar pandemide şu an tespit edemedim. 84 diyelim. 84 kiliseyi biz belirli günlerde ibadete açtık.
kültür merkezi olarak restore ettik. Ama bunu hep ifade ediyorum. Biz maalesef Yunanistan'da bir çeşme bile tamir ettiremiyoruz ve ettiremedik. Bu gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Ve Türkiye'de yapılan bu Rum Ortodoks kiliselerin restorasyonunda Yunanlılar mutlaka kendilerinden bir restorasyon hocası, uzmanı, konservatör, bir mimar bulundurulmasını istiyorlar ve bizim yaptığımız tüm restorasyonlarda Yunanlılardan bir yetkili bulundu. Ve başta işte özellikle Ege bölgesindeki işte Çeşme olsun, diğer Ordu, Trabzon'daki yapılar olsun. Bunlar da hep Yunanistan'dan yetkili kişiler bulundu. Çünkü onlar bunlar bizim kendi binalarımız, anıtlarımız. İşte bizim denetimimize yapısından ve biz bunu Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul ettik. Ama dediğim gibi çok acil gerçekten kurtarılması gereken eserler var. Bunlara bir çivi dahi çakamıyoruz ve biraz önce söylediğim Demet Oka'daki Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nin restorasyonunun çok önemli bir kubbesi vardı. Kırlangıç kubbesi. Erzurum Ulu Cami kubbesiyle çok benzerdi. Erzurum Ulu Cami Beylikler Devri'nin önemli bir eseri ve 1404'lere tarihlenen bir eser Çelebi Mehmet Camisi ve bu caminin kırlangıç ahşap birbirine geçmeli kubbesinin restorasyonu Yunanlılar tarafından bir Kanada firmasına verildi. Bu firmanın özelliği ahşap mutfak dolapları yapıyor olması. Ve biliyorsunuz bu cami kundaklandı mı? Yani tabii kundaklanma saat 3'te bir şey çıktı ve camimiz maalesef o kubbe, kırlangıç kubbe bir daha geri gelmeyecek şekilde ve şunu da söyleyeyim, Osmanlı mimarisinde değil Anadolu'da tek örnekti ve şu an maalesef küller içinde kayboldu diyebiliyorum. Tabii yeniden işte tamir edilecek, yapılacak ama aynısını yapmak mümkün değil ki. Türkiye'den de uzman dahi kabul etmiyorlar ve Rodos'taki ben Süleymaniye Camisi örneğinden de biliyorum. Kendilerinde minare uzmanı. Ustası olmadığı için Süleymaniye Camisi'nin şerefeden sonraki kısmını tam 10 senede restore ettiler. Yani eserlerimizin restorasyonlarda hiçbir şekilde Türkiye'den bilim adamı ve yetkili uzman görüşüne başvurulmadığı gibi çoğu da zaten kimlik ve kimlik kaybına uğramış durumda. Bir kısmı da tamamen başka mimarilere, başka mimarlara, başka milletlere mal edilmiş durumda. Biraz sonra örneklerle de göstereceğim. İşte Fransız Hastanesi, Selanik'teki bu pandemide de yoğun olarak kullanılan Osmanlı dönemindeki adıyla Belediye Hastanesi, Hamidiye Hastanesi, Büyük Askeri Hastane bugün hala kullanılıyor ve Selanik'in en önemli hastanelerinden biri. Pandemide de kullanıldı fakat bütün kayıtlara, hastanenin girişine de bakarsanız Fransız Hastanesi olarak tanıtılıyor. Neden? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra burada Fransızlar askerler işte barınıyorlar, eziyorlar ve bu yüzden hastane Fransız hastanesi. Bununla ilgili çok pek çok örnekte söz konusu. Ve bu şekilde kimliği gizlenen çok sayıda kamu yapısı var. Tabii cami ve tekkeleri ayırt etmek herkes için son derece kolay. Bu cami ve tekke, türbe olsun bunları zaten gördüğünüz zaman işte bir Türk imgesi, bir Müslüman imgesi, bir Osmanlı imgesi algılıyorsunuz. Ama bu kamu yapılarını fark etmek o kadar zor ki gar binaları olsun, işte rıhtım binaları olsun, idadiler olsun, kışlalar olsun. Son derece zaten 19. yüzyıl bu batılılaşma dönemi geç devir Osmanlı mimarisinde üçgen alınlıklar, sütunlu girişler olduğu için bunları tespit etmek, bugün Osmanlı'ya ait olduğunu tespit etmek, daha doğrusu dıştan bakınca algılamak son derece zor. Ve bunlar tamamen kimlik kaybına uğramış durumda. Bunlar da onlarla hatta yüzlere varan bir sayı var. Çok sayıda kamu yapısı var. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Ve gerçekten gizlenmiş bir mimari mirasımız var Yunanistan'da. Evet hocam. Ekran paylaşımını ben size açtım. Evet. Eğer isterseniz, tamam. İstediğiniz zaman oradan ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Ben açtım ama onu bir tekrar bakıyorum. Tamam, sunum. Bir resim açmıştım ben. Geldi mi acaba? Şimdi ekranınız geldi. Klasör, sunum klasörü. Oradan da bir resim açtım. Şimdi tıkladığınızı gördüm ama bekliyoruz ama ekrana gelmedi.
Bir daha mı deneyelim Hasan Bey? Bir daha deneyelim isterseniz hocam. Resmi açtıysanız sadece bu share screen yaparken klasörü değil de o resmi seçin isterseniz hocam açıksa. Tamam bir saniye tekrar açmıştım ama onu kapadım şimdi. Tekrar bir daha açayım olmazsa. Geldim şimdi. Yok hayır gelmedi hocam. Şöyle siz share screen yaparken sadece bu çıkan ekranda şeyi seçtiyseniz, klasörü seçtiyseniz bize o klasörü gösterir sadece. Dolayısıyla ya ekranı komple seçmeniz lazım. Oradaki ekrandaki saniye. Değişiklikleri de göstermesi için. Tamam. Şu an ben ekranda kendimi göremedim de bir saniye tekrar deniyorum. Kendimi küçük görüyorum. Şeyi bir durdurun isterseniz. Share screen'i bir durdurun hocam. Tamam stop yaptım durdurdum. Tamam şimdi durdurdum. Bir daha açın isterseniz. Tamam. Şimdi ekrana şimdi geldim ben. Resmi ya da sizin ana ekranınızı bir seçin saniye. İsterseniz. Tamam şey yapıyorum. Screen tamam. Var ya screen'i seçin isterseniz. Evet. Tamam bir dakika bir orada bir tane resim açayım. Benim yaptığımız gibi. Sunumu mu seçeyim? Hasan Bey screen'i mi seçeyim gene? Screen'i seçin hocam. Tamam bir saniye. Evet, şimdi geldi resim. Tamam, şimdi oldu. Hı hı. Ben de tamam, küçük oldum. Şimdi ben farklı yani bilinen örnekler de var. Ben bilinen örneklerden ziyade biraz farklılık olsun diye farklı örnekler seçtim. Çünkü neden? Bu dinleyicilerin hepsi Rumeli Balkan coğrafyasına gerçekten gönül vermiş insanlar. Çok farklı yapıların kullanımları söz konusu. Tabii cemaat olmadığı için Batı Trakya, İstanköy ve Rodos haricinde camilerin çok farklı kullanımları var. İşte en bilinen örnek mesela Arda'daki Faik Paşa Camisi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yani en kötü kullanıma örnek verebileceğimiz Arda'daki Faik Paşa Camisi. İkinci Dünya Savaşı sırasında genel ev olarak kullanılan bir camimiz. Gene Selanik Hamza Bey Camisi. 1980'li yıllarda yaklaşık 12 yıl boyunca 3 film bir arada sinema salonu olarak kullanılmış camilerimizden biri. Bunun haricinde mübadele sonrasında ev olarak kullanılan camilerimiz de var. Bunlar özellikle Karaferya'da var, Girit'te de var bu camilerimiz. Bunlardan biri Karaferya'daki Bayır Camisi. Bu ekranda gördüğünüz fotoğraf mübadele öncesine ait bir fotoğraf. Bir diğer eser bu da Kara Kemal Bey Camisi. Bugün iki bekar Rum tarafından kiralanmış bu ev ve burada kalıyorlar. Bunu da mesela hani bulmak ve burası normalde cami mi hocam? Evet cami biraz sonra göstereceğim. Bakın bu bir cami ve klasik dönem Osmanlı camisi ama tabii çok değişmiş. Evet, maalesef. Son cemaat yeri yıkılmış. Yani pencere düzeninde bir iki tanesi orijinal kalmış. Mesela bunları tespit etmek gerçekten son derece zor. Ancak hani tek tek dolaşıyorsunuz ve caminin orada olduğunu biliyor olmanız lazım ki orada bir cami arıyorsunuz. Bu Kara Kemal Bey Camisi girişi. Bakın içeride salona girişte klasik döneme ait bu kapısı var ve üzerinde kitabesini görüyorsunuz. Kitabesi halen boyalı bir şekilde duruyor. Tam salona girişte. Ama evin içine girmezseniz bunu görme şansınız yok. Ve zaten biraz Evet. Önce de gösterdiğim gibi Hasan Bey ilk resimden hani bu camiyi algılamak son derece zor aslında. Bu Çok mübadele sonrasında. Bizler için imkansız hocam. Evet. Yani mübadele maalesef. Sonrasında ev olarak kullanılan camilerimizden biri ve klasik dönem 1520'lere tarihlenen bir eser. Bakın biraz önce söyledim biz Rum Ortodoks kiliselerini tamir ettik diye. Trabzon'daki Sümele Manastırı hariç bizim restore ettiğimiz kiliselerin tamamı 19. yüzyıl ve 19. yüzyılın ikinci yarısı. 1870'ler, 80'ler özellikle işte Ege Adalarından Nakşa başta olmak üzere Eğriboz'dan gelenler de var. Çalışmak için gelen Rumlar özellikle bekar geliyorlar ve bizim kıyı şeridinde, Ege kıyı şeridinde çok sayıda Ayvalık başta olmak üzere işte Urla'ydı, Foça'ydı o bölge, Çeşme başta olmak üzere inşa edilen eserlerin hepsi 1860'tan sonra. Ama bu eser 1520 tarihi. Yani bu açıdan da çok önemli eserlerimiz var ama maalesef tespit etmek ve restore etmek son derece zor hatta imkansız. Bakın Evet. Kitabesi 1881 bu tamir kitabesi. Yine bir diğer cami biraz önce gösterdiğim Bayır Camisi.
Bugün gene ev olarak kullanılıyor. Mübadelede Afyonlu bir aileye verilmiş. Bakın gene camiye giriş basamakları evde duruyor. Bu şekilde yer alıyor. Ve tabii duvar kalınlıkları çok önemli. Erken dönemler özellikle işte 1 metre 20 santim, 1 metre 40 santime varan camilerimizde duvar kalınlıkları var. Duvarlar oldukça kalın. Zaten değişmemiş. Bakın kirpi saçak. Yine erken devrin önemli özelliklerinden biri. Bursa'da görülen bir saçaktır. Kirpi saçak. Bursa bölgesinde. Hocam yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum. Tabii. Burada şimdi bunu ev olarak kullanıyorlar. Nasıl bunu ev olarak kullanıyorlar? Yani burası bir vakıfmış da, yani vakfa aitti de burayı mübadele esnasında el koyuldu ve oradan gelen Rumlara verildi. O şekilde mi yapıyorlar bunu? Yok şöyle, mübadelede yani artık bizim oradaki mallarımız perişan vaziyette. Hani zaten Türkler de gidince Anadolu'dan gelen Rumlar da nereyi bulurlarsa camiydi, tekkeydi, türbe bile var. Ev olarak kullanmaya başlamışlar. Ve zaten buna da göz yumulmuş. Öyle bir kaydı falan da tutulmamış. Hani bunlarla ilgili bir Yunanistan'da da bir tespit yok. Ancak biz hani kendi kaynaklarımız üzerinden giderek bu eserleri tespit ediyoruz. Ama onlarda da öyle bir kaynak yok. Bu biraz önce gösterdiğim Kara Kemal Bey Camisi. Üst katı, içinde o kitabesi olan cami. Bakın bir cami olduğu günlerden kalma penceresini görüyoruz. Bir pencere kalmış. Tabii şeyler de var. Bu biraz önce gösterdim, şimdi göstereyim. Erken dönem ve klasik dönem mimarisinden bir iki camiydi. Son dönemde özellikle Selanik'te başta olmak üzere, Yanya'da da kısmen var ama Selanik gerçekten İstanbul'la, yani başkent İstanbul'la yarışacak derecede önemli şehirleşme ve kentleşme faaliyetleri yapılıyor. Neler yapılıyor? Surlar açılıyor. Bu gördüğünüz Hamidiye Bulvarı, onun haricinde Sabri Paşa Bulvarı, işte Sultan Reşid'in Rumeli seyahatinde Selanik'e uğradıktan sonra bu üç bulvardan da geçiyor. Yani Eski Vardar Caddesi genişletiliyor. Ve İstanbul'daki şehir emanetinin İstanbul'da uyguladığı kanunlar ve kurallar, işte fitil yakılması, gaz lambalarına şehrin aydınlatılması, kaldırım taşlarının döşenmesi gibi çok sayıda kentleşme faaliyeti de Selanik'te gerçekleşiyor. Adeta İstanbul'a birebir yarışıyor. Bunlardan biri bugün hala Hamidiye Bulvarı, yani bugün tabii Hamidiye Bulvarı değil, Osmanlı dönemindeki adıyla Hamidiye Bulvarı. Biraz sonra göstereceğim. Bu biraz önceki, bakın buraya gelmiş camilerden birinin mihrabı, o Bayır Camisi'nin. Oradaki evin hanımı bana gösterdi. Tabii bu çalışmayı yaparken benim şöyle bir avantajım var. Bayan olmanın getirdiği, işte evin hanımından rica ederek içeri giriyorum, fotoğraf çekiyorum. Bir de fiziki görünüşüm itibariyle bazen daha kolay çalışma yapıyorum. Hani işte renkli gözlü olmak, biraz Rumeli tipim olması sebebiyle. Hocam çok peki söylüyor musunuz yani siz ne için geldiğinizi, hani onlar biliyorlar evet, mı? Evet, ben üniversitede hocayım. Zaten evet. Diyor burası camiydi diyor. Hani cami olduğunu söyledi. Onlar biliyorlar yani biliyor, değil mi aslında? Biliyor, tabii ki biliyor. Evet tabii ki biliyor. Ve hani cami olduğunu da söyledi. Ve ben içeri girip giremeyeceğimi sorduğumda bana izin verdi. Ben hani bu mihrabı çektim. Bakın Osmanlı mimarisinde camilerin minaresi her zaman kuzey-batı köşede yer alır. Eğer tek minare varsa her zaman kuzey-batı köşededir. Bu da o Bayır Camisi'nin kuzey-batı köşesindeki minare kaidesinin olduğu yer. Ve evin hanımı beni bu içeriye kadar soktu. Bakın minare kaidesinin tabanı kalmış ve üstüne çamaşır makinesi konulmuş. Ve minare diye kendisi içeriye sokup gösterdi. Yani ve hani tam kuzey-batı köşede yer alan bir minare kaidesinden kalan temel şeyini görüyoruz, duvarı. Biraz önce gösterdiğim işte açılan bulvarlardan biri Hamidiye Bulvarı. Hemen caddenin, Hamidiye Bulvarı'nın üstündeki Aksa'da 1901 tarihli Hamidiye Çeşmesi yapılıyor. Şehirdeki önemli kentleşme çalışmalarından biri. Daha sonra işte Beyaz Çeşme, ondan sonra Konstantin, ondan sonra şey Kalamar Çeşmesi ya da Konstantin işte Meydanı gibi isimlerle bugün de hala bu cadde, biraz önce gösterdiğim bu bulvar, işte Konstantin Bulvarı olarak adlandırılıyor. Ki bu sadece Yunanlara özgü bir şey değil. Makedonya'da da görüyoruz. İşte Bulgaristan'da görüyoruz. Çar Ferdinand oluyor bulvarlar. Yine Manastır'da işte bu Şirok Caddesi. Hani herkes bilir işte meşhur Hamid, Manastır'daki İdadiye çıkan cadde Şirok. Halbuki o da Hamidiye Caddesi. İlk o Hamidiye döneminde açılan Manastır'daki önemli caddelerden biri. Ve bugün hala kullanılan önemli bir bulvar. Ve
Hamidiye Çeşmesi'ni görüyoruz. 1901 tarihli anıtsal bir çeşme. Bugün üzerindeki bütün o ay yıldızlardan ondan sonra ay yıldız figürleri ve Osmanlı arması kazınmış durumda. Bu şekilde hala Osmanlı yapısı olduğu belirtilmemekle beraber hala yer alıyor ayakta. Ve Hamidiye Bulvarı'na yapılan Hamidiye evleri, özellikle konsolosluklar için yapılmış çok sayıda Hamidiye evi var. Bunlar da İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen ortadan kaldırılmış evler. Tabii sadece Yunanlılar, aslında Yunanistan'daki eserlerin tahribatını düşündüğümüz zaman Yunanlılar hep işte kiliseye çevirdi gibi düşüncelerimiz var. Yani Ortodoks kilisesi oldu gibi. Fakat bu da mesela İtalyanların yaptığı bir örnek vereceğim. Mesela İtalyanlar Katolik kilisesine çevirmişler. Rodos'ta Hamidiye Camisi'ni Katolik kilisesine çevirmişler. Bu da benim Yunanistan coğrafyasında tek tespit ettiğim örnek. Gene bir cami bugün kışla olarak kullanılıyor. Bu da Rodos Adası'ndan bir cami. Ben bunu oldukça zor çektim bu fotoğrafı. Çünkü askeri bölge. Bugün kışla olarak kullanılan Çayır semtinde, Rodos'un 6 tane Türk köyü var. Kandilli, Çayır, Uzgur, Mikse gibi. Bu Çayır köyünün girişindeki yaptırılan Thierry Müjgan Camisi bugün kışla olarak kullanılıyor. Hala ayakta. Bakın bu eski fotoğrafı. İşte kanal. Ve bugün kışla olarak kullanılıyor. Biraz önce ilk başta söyledim. Çok farklı gerçekten yapı türleri var. Mesela ilk polis mektebi, Osmanlı'da ilk polis mektebi Selanik'te açılıyor. İstanbul'da açılmıyor. Onunla birlikte jandarma mektebi. İlk Selanik'te açılıyor. Bakın bu jandarma mektebi. Bununla ilgili hala bir yayın yok. Ben biraz toparladım. İnşallah yapacağım bunu. Önüne sonradan bir giriş yapılmış. Bu ben maviyle ayırdım. Bugün hala ayakta jandarma mektebi. Yani Osmanlı'da kurulan ilk jandarma mektebi Selanik'te açılıyor ve bugün hala ayakta. Fakat önüne sonradan bir giriş yapılarak mektep adeta bakın hani hapsedilmiş, kapatılmış gibi algılamak zor ama ayakta. Tabii bunda da teknoloji de kullanıyoruz arazi çalışması haricinde. Ve işte kışla, bakın Alasonya'da kışla binası, hükümet konağı binası. Son dönemde Osmanlı'nın bölgeye yaptığı yatırımlara örnek. Alasonya deyince aklımızda işte Abdülezel Paşa, Teselli savunması geliyor. Osmanlı'nın yaptığı çok sayıda saat kulesi var Yunanistan'da. Çok farklı yerlerde, şehir meydanlarında var. İskeçe'de başta olmak üzere biliyorsunuz. Rodos'ta var, Rodos'ta biraz sonra göstereceğim. Fakat bunlar da asla Osmanlı'ya mal edilmiyor. Özellikle saat kuleleri Post Bizans Clock Tower. Mustafa Hoca da söyledi. Mesela Rodos'taki saat kulesini herkes Bizans saat kulesi olarak anlatıyor. Ki bu Narda şehrinde ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan Narda saat kulesi. Evliya Çelebi şehri 1660'da ziyaret ediyor. Saat kulesinin güzelliğinden bahsediyor. 37 metre yüksekliğinde ve mekanizmasının çok kıymetli olduğunu söylüyor. Ve bunlar da şehirleri süsleyen önemli gene Osmanlı mimari eserleri gizlenmiş. Bakın Girit'ten bir örnek. Abdülmecit Çeşmesi. Abdülmecit'in yaptırdığı çeşme ve sebil. Bu da Girit'i kaybettikten sonra ilk yıkılan eserlerden biri. Çeşmeler ve sebiller dahi yıkılmış durumda. Çok az, sadece bir örnek var. O da İbrahim Paşa sebili var Hanya'da. Bu Abdülmecit'in yaptırdığı sebil. Bugün ayakta değil. Şimdi Selanik günümüzde pek aslında ticari şehir gibi algılanmamakla beraber Osmanlı döneminde Üsküp kadar önemli bir ticaret merkezi. Üsküp'te bugün biliyorsunuz çok sayıda hanlar var. Kurşunlu Han başta olmak üzere. Üsküp bir han şehri. Aynı Bursa'yla da kıyaslayabilirsiniz. Selanik'te de hanlar var. Aynı Filibe'de olduğu gibi, Osmanlı döneminde olduğu gibi. Fakat bunların hepsi de 1912'den sonra hepsi kaldırılmış. Yani yerlerini dahi bulmak son derece zor. Malta Hanı, Gürcü Hanı, Koza Hanı var, Bursa'dakiyle aynı isimle adlandırılmış. İçinde satılan üründen dolayı o isim verilmiş. Bu hanlar da hiç günümüzde ayakta değil. Bu biraz önce söylediğim İtalyanların Katolik kilisesine çevirdiği cami Rodos'ta. Yani Rum Ortodoks kiliselerinin haricinde Yunanistan'da Katolik kilisesine çevrilmiş bir camimiz de var. Burada gene Selahattin Camisi Rodos'ta yer alıyor. Yine Rodos'tan ben önemli bir Osmanlı devlet adamı, denizcisi, kumandan Murat Reis, Kıbrıs'ı fetheden kaptanı Derya Murat Reis. Murat Reis'in türbesi çok önemli. Rodos'un Kumburnu mevkiinde yer alan bir türbe. Fakat iki senedir, iki sene bitti hatta, 2,5'a girdik
pandemide sürenin nasıl geçtiğini biraz hızlandı süreç biliyorsunuz evlerde geçirdiğimiz için. 2,5 senedir türbeye girişler de kapandı. Oradaki Türk cemaat, Türk azınlık da ziyaret edemiyor. İçinde işte Sandukhan üzerindeki kuş hildesi sancağı vardı. 1601 tarihli Kıbrıs kumandanı Murat Reis'in türbesi. Ve bununla birlikte burası aslında önemli bir külliye. Mısır hidivleri var, ondan sonra Kırım hanları var, Hama sultanı var. Çok önemli bir alan ve 251 adet de Osmanlı dönemine ait mezar taşı var. Bugün maalesef bu külliyenin girişine müzik okulu tekkeye ait binanın haremlik binasını yani tekke şeyhinin ailesiyle birlikte yaşadığı bina bugün müzik okuluna çevrildi. Yani bu Murat Reis'in şu an tam karşısında bir müzik okulu binası, tekke binası müzik okuluna çevrildi. Ve maalesef Rodos Türklerinin önemli bir kültür merkezi burası. İşte sünnetti, belirli işte kırkıydı kişilerin ölüm mevlütleri gibi mevlütler burada yapılıyordu. Fakat kandiller burada kandil kutlamaları gene burada yapılıyordu. Fakat şu anda bu alana Rodos'taki Türklerin ulaşımı tamamen sıfırlanmış durumda. Ulaşım söz konusu değil. Üstteki sağdaki mezar taşını özellikle koydum. Bakın idam edilmiş bir kişi. Mezar taşında sağ üstte görüyorsunuz bu şekilde resmedilmiş. Yani asıldığını gösteren. Rodos Osmanlı döneminde aynı zamanda biliyorsunuz bir sürgün adası. Bu Hazire'de 251 adet taş var demiştim. Çok sayıda sürgün edilip adada ölen devlet adamları da yer alıyor. Bakın gene kamu yapılarına bir örnek. Hanya'dan ondan sonra polis merkezi ve hükümet konağı binası. Bunlar Osmanlı dönemi yapıları. Fakat girişleri değiştiriliyor. Alınlık üzerinde yer alan Osmanlı arması ya da kitabesi kaldırılıyor. Ve bunlar Osmanlı dönemindeki arşiv fotoğrafları bizim elimizde mevcut ama hiçbir şekilde bunların Osmanlı yapısı olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilenme de yok. Tamamen bir kayıp söz konusu. Gene bakın bir kışla, Hanya'da bir kışla. Bu da Venedik kışlası olarak lanse ediliyor. Venedik'ten kalma bir kışla. Halbuki 1880'de inşa edilmiş. Bununla ilgili masraf defterleri var. Kimin yaptığı, kimlerin çalıştığı hepsiyle ilgili bilgiler var. Ama Venedikler tarafından kalmış bir kışla yapısı olarak tanıtılıyor. Hocam bunlarla ilgili biz hak iddia edemiyor muyuz? Valla hak iddia etmekle ilgili yani çeşitli şeylere şikayet edildi mesela. İşte bu biraz önce bahsettiğim İKOMOS'tu, UNESCO'ydu. Ama hiçbir şekilde olumlu bir dönüş yok. Mesela biraz sonra göstereceğim. Selanik Üç Konağı da aynı şekilde. Maalesef yani istediğimiz cevabı ya da olması gerekeni şu an gerçekleştiremiyoruz. Anladım hocam. Gene Karaferya'dan çok sayıda Türk evi var. Aynı bizim işte Anadolu'da gördüğümüz, Beypazarı'nda gördüğümüz, Cumalı Kızık'ta gördüğümüz gibi. Sadece Karaferya'da değil, çok sayıda bölgede Osmanlı'dan kalmış, Türklerden kalmış çok sayıda sivil mimari örneklerini görüyoruz. Yine Girit'te bizim Girit'in elden çıkışından sonra gene minareleri yıkılan çok sayıda camiler yer alıyor. Gene Velipaşa Camisi bu 2. Dünya Savaşı sırasında bombalanmış, tahrip edilmiş. Bugün müze olarak kullanılıyor. 17. yüzyıl sonlarına tarihlenen önemli bir eser. Bu Velipaşa'nın aynı zamanda Yanya'da da hayratları var. Bakın burada 9 kubbeli çok farklı bir plan tipine de sahip. Önemli bir eser. Gene bugün Girit'te ayakta kalan İbrahim Paşa Sebil'i. İstanbul'daki biliyorsunuz işte tramvay yolu üzerindeki Sebil'lerle mesela mimari plan olarak birebir aynı. Bu da gene klasik dönemde yapılmış bir Sebil. Biraz önce gösterdiğim Rodos'taki Murat Reis Türbesi'nin dış görünüşü. Ve şu anda dediğim gibi kapalı. İşte Mersin dalları özellikle Rodos Türkleri burayı Mersin dallarıyla süslüyorlardı girişini her yerini. İşte sancağı. Bugün sancak da müze tarafından alınmış durumda. Şu an bu sancak da yok. Ve türbe şu anda çok gerçekten kötü durumdaydı. Yine biraz önce söylediğim Rodos'ta Fethi Ahmet Paşa'nın yaptırmış olduğu Saat Kulesi. Fakat Bizans Kulesi olarak tanıtılan bir eserimiz. Bakın Selanik'ten gene bir cami. Zihni Paşa Camisi. Ben Selanik'e onlarca defa gittim. Kapıda da bir köpek resmi var görüyorsunuz. Gerçekten çok iki tane devasa büyük köpek var. Burası da bakın bir cami. Zihni Paşa. Selanik'in son valilerinden. Zihni Paşa'nın yaptırmış olduğu cami. Bu da gene bir badelede bir aileye verilmiş.
yukarı kısımda, yukarı şehir olarak adlandırdığımız bölgede Zihnipaşa Camisi. Yanında mektebi de var. Ve yani iç görüntüsü hiçbir Yunanlı da çekmemiş ama dıştan görüntüsü bu şekilde. Ev olarak mı kullanıyorlar hocam şu anda? Evet, evet. Bu da hemen karşısındaki Zihnipaşa'nın kız mektebi. Gene burası da ev olarak kullanılıyor. Gene Musa Baba. Selanik'te ayakta kalan tek Bektaşi babalarına ait türbe. Diğer türbeler yıkılıyor. 3 türbe daha var. Fakat Musa Baba özellikle bu türbenin civarındaki kişilerin rüyasına girmiş. Ve Yunanlılar korkmuşlar. Bunları kendileri ifade ediyor diyor. Rüyalarına girmiş ve bu sebeple yıkmamışlar. Vay be. Çok enteresan. Evet. Böyle bilgiler var. Tek ayakta kalan türbe. Gene bakın Larissa. Yenişehir Larissa'da tam sınırda bu erken dönem Hasan Baba'ya ait 1400'lü yılların başı 1402'ye tarihlenen Hasan Baba tekkesi. Sağda imaretini görüyorsunuz. Şu an kümes olarak kullanılıyor. İçinde 6 mihrabı var. Bu erken dönem kolonizatör Türk dervişlerinden birine ait bir bakın çok önemli bir eser. Bir daha tekrar ediyorum. Bizim Türkiye'de inşa ettirdiğimiz kiliselerin %99'u 19. yüzyılın ikinci yarısı. Ama bizim bu 1401-1402'ye tarihlenen tekke ve imaret yapısı üzerinde iskelet var. İnşa iskelesi var. Ve bu iskele ben 76-72 fotoğrafları da gördüm. Hala iskele var. Yani yaklaşık bir 70 yıldır üzerinde iskele var. İskele eskiyor, tekrar konuluyor. Ve defalarca kazılmış, kundaklanmış durumda. Gerçekten belki Balkanlardaki en önemli kolonizatör Türk dervişi eserlerinden biri. Bir Akyazılı Sultan neyse Bulgaristan'da, bir Kalkandelen'de Harabati Baba neyse, bu Hasan Baba tekkesi de gerçekten Yenişehir, Larissa bölgesindeki en önemli tekke binalarından biri. Tempi, Irmak. Bunun restorasyonuna izin vermiyorlar değil mi hocam şu anda hala hazırda? Başta dediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir binanın çeşme restorasyonuna dahi izin verilmiyor. Bakın biraz önce söylediğim Selanik'teki Osmanlı dönemindeki hükümet konağı. Selanik biliyorsunuz bir il değildi. Bir vilayetin başkenti, merkeziydi yani. Selanik vilayetinin merkeziydi. Ve Osmanlı döneminde yapılan hükümet konağı binası. Bugün Trakya ve Makedonya ve Trakya bakanlık binası olarak kullanılıyor. Üst katı sonradan ilave edilmiş. Osmanlı dönemine ait bir eser. İnşa tarihi 1883. Bunu yapan Vitalina Pozzelli, Abdülhamit'in mimarlarından biri. Şimdi mesela buna geçen sene ben gitmiştim. Geçen sene demeyeyim de 2019. 2019 Ağustos gibi gitmiştim. Yeni bir levha konulmuş hükümet konağının girişine. Vitalina Pozzelli sanki kendi cebinden para yapmış, kendi cebinden harcamış. Sadece Vitalina Pozzelli yapmıştır. Vitalina Pozzelli kimdir? Buna kim niye yaptırmış? Hiçbir bilgi yok. Ve sadece Vitalina Pozzelli üzerinden bu binanın inşa süreci anlatılıyor. İngilizce ve Yunanca. Ve hiçbir şekilde Osmanlı döneminde hükümet konağı olarak inşa, yani onunla ilgili bir cümle vardı, onu yanlış söylemeyeyim ama Osmanlı, yani Osmanlı bunu yapmamış, Vitalina Pozzelli sanki kendi yapmış, Osmanlı'ya hediye etmiş gibi. Böyle bir, yani düşünün, bu bakanlık binasının bilgilendirme levhası bile bu şekilde. Bir algı yaratıyorlar yani. Evet, evet. Ve bu benim tespit ettiğim ilkokul. Selanik'teki Ulu Önder Atatürk'ümüzün doğduğu evin aynı cadde üzerinde Alaca Camii, İmaret Camisi'nden yürüdüğünüz zaman solda yer alıyor. Ve 1911-12'de bombalandığı, Bulgarlar tarafından yıkıldığı ile ilgili kartpostallar vardı ama yıkılmamış. Bugün hala ayakta. Şimdi hani herkes bilir ki, buraya katılanlar da bilir. İşte bir yapı bazen bahanesini yaptıran adıyla anılmaz. İşte taş köprü denir ama köprü aslında İnegöl'le İshak Paşa'dır. Ama halk ona taş köprü der. Şemsi Efendi Mektebi de öyle. Selanik'teki Şemsi Efendi Mektebi de öyle. Terakki Mektebi olarak geçiyor ama Şemsi Efendi çok sevilen bir kişi. Özellikle usulü cedid, yani yeni usulde dersler veriyor. Halk Şemsi Efendi'yi çok sevdiğinden dolayı mektebe herkes Şemsi Efendi adı vermiş. Ve sannamelere bakıldığı zaman da Şemsi Efendi Mektebi adıyla bir mektep yok. Ben bundan hareket ederek bu mektebe ulaştım. Bugün hala ayakta ve dediğim gibi Atatürk'ün evine de yaklaşık 150-200 metre yürüme mesafesinde olan bir mektep. Ve bugün bakın anaokul olarak kullanılıyor. Yani asli fonksiyonunu devam ettiriyor. Eğitim yapısı ve bugün hala ayakta. Ben bu mektebin içinden tek çekilen iç fotoğraf.
Bunu çektikten sonra ben apar topar tabii dışarı çıktım ama çektim. Gene Yıldırım Beyazıt'ın yaptığı dramadaki Ulu Cami. Şimdi biz sanat tarihinde Ulu Cami tanımı vardır. Ulu Cami'nin tanımı şudur. Erken Osmanlı, Beylikler ve Selçuklu döneminde bir şehirde inşa edilen en büyük cami Ulu Cami denir. Bakın bu da drama Ulu Camisi. Çünkü erken dönem Yıldırım Beyazıt inşa ediyor. Bakın bu kadar önemli bir eser. Bununla ilgili de gene hiç kesinlikle bir bilgilendirme, informasyon bulunmamakta. Ve bugün drama şehir merkezinde yer alıyor. Gene kiliseye çevrilmiş durumda bir eser. Yine son dönem çok sayıda mülki idadi yani sivil idadi mektepler var. Bakın drama idadi mektebi. Bir ara askerler tarafından kullanılmış. Bugün harabe haline terk edilmiş. Dramadaki idadi mektebi. Hali bu. Yine tabii önemli konaklar var. Bugün maalesef kimliklerini kaybettirilse de işte dışları mesela bizim genelde evlerde yani Türk evlerinde biz genelde işte böyle çivit mavisi, beyaza ya da işte aşı boy olarak adlandırırız. Bizim evler şu anda mesela sarıya boyanan evler var. Çok fazla aslında biz boyamayız. Bu böyle Venedik tarzı gibi de adlandırılıyor şimdi günümüzde. Yine Muzaffer Bey Konağı İskeçe'deki önemli Türk ailelerinden birine ait Muzaffer Bey Konağı. Bu da Yunanlar tarafından şu anda böyle Yunan kültürünü yayma amacıyla bir kültür merkezi haline dönüştürüldü ve yani faaliyetlere başlanacak. Bakın evin içinden görüntüler. Bu 93 yılına ait bir fotoğraf. Şimdi bu kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Muzaffer Bey'in konağı gerçekten önemli konaklardan biri. Tavan süslemeleri. Biraz önce gösterdiğim bu Selanik Jandarma Mektebi'ydi. Rodos. Ve gene Türk okulları. Bu konu defalarca şey yapıldı ama çok sayıda işte hem Batı Trakya'da olsun biliyorsunuz hem İstanköy ve Rodos'ta olsun Türk azınlığa ait okullar vardı. Bugün maalesef bu okullarda perişan bir vaziyette. Bu 1891-92'de yapılan Kandilli Köyü Türk Okulu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kandilli Köyü'ndeki Türklerin adeta Türkiye'ye sürülmesiyle beraber köy terk ediliyor ve bugün okul harabe halinde. Tabii köprüler de var, ulaşım yapıları da var. Karaferya'dan Çeşnigir, Yavuz Sultan Selim'in Çeşnigir başısı, Çeşnigir Sinan Bey Köprüsü. Biraz önce söyledim idadi binası, Selanik İdadisi. Bugün hala ayakta. Bakın Selanik Aristoteles Üniversitesi'nin Filoloji Fakültesi olarak kullanılıyor. Sadece girişte ufak tefek değişiklikler yapılmış durumda ve bugün hala ayakta. Ama dediğim gibi bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme söz konusu değil. İç avlulu. Önemli bir eser. Gene Yanya'daki idadi binası. Rodos Süleymaniye'den şadırvanı koydum. Yani bugün hala azınlıklar olduğu için Rodos'ta. Gene bakın Selanik'ten İskele Camisi. Bunu cami olarak algılamak son derece zor. Barlar bölgesinde yer alıyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bahsediyor. Özellikle avizelerinden, cam merdivenlerinden. İstanbul'daki Rüstempaşa Camisi'ni herkes bilir. İşte alt katı dükkandır, üste çıkılır bilirsiniz Eminönü'nde. Bu da aynı şekilde Selanik'teki Unkapanı semtinde yer alıyor. Özellikle hacılar, işte Rumeli'den hacılar deniz yoluyla Selanik'i tercih ediyor. İşte içlerden gelenler liman, şey Selanik'ten işte Kuşadası'na ya da Mersin'e gidilip oradan tekrar karayoluyla devam ediyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde özellikle hacıların, limana çok yakın çünkü, hacıların bu camiyi kullandığını söylüyor. 16. yüzyıla ait İskele Camisi ya da Abdurrahif Efendi Camisi. İçinde mihrabı da var. Ben bunu girip çektim bir 10 sene önce ama şu an içine girmek tamamen hiç mümkün değil. Mihrabı da duruyordu. Alça süslemeleri de duruyor. Ama bununla ilgili de hiçbir bilgilendirme yok. Kaybedilmiş eserlerimizden biri. Gene Yanya'da bizim Güzel Çeşme, Yunanlıların Kanlı Çeşme dediği cami. Barok Rokoko tarzı süslemeleri var. Gerçekten yoğun bir süsleme programı uygulanmış camide. Görüyorsunuz bu da bar ve kafe. İşte viskiler, ondan sonra içkiler. İçki deposu olarak kullanılıyor. Ve bu da 16. yüzyıl. Yine biraz önce söylemiştim Sabri Paşa Bulvarı. Özellikle işte Unkapanı, Selanik'te de var işte, Unkapanı bölgesindeki Sabri Paşa Bulvarı. Burası ticaretin önemli olduğu bir yerdi. Evet, bunları geçiyorum. Hamidiye. Bazıları iki tane almış galiba. Evet, Hamidiye Bulvarı biraz önce söylemiştim. Evet, bu aynı cadde. Bugün Venizelos Caddesi bu şekilde. Tabii eski görüntüsünden şu anda eser yok. Bütün o biraz önce gösterdiğim binalar da yıkılmış durumda.
ve Hamidiye Çeşmesi açılışı yapılıyor 1892'de. Bunları geçiyorum. Başa döndük galiba. Evet Hasan Bey, benim göstereceğim örnekler bunlar. Yani genelde bilinen örneklerden ziyade işte Kavala'daki Mehmet Ali Paşa'yı artık hani herkes biliyor. Farklı örnekler vererek. Biraz da hani Osmanlı mimarisi deyince hani sadece burada cami, tekke, türbeler yok. Çok sayıda kamusal yapı da var. Hani bunlara da gerçekten sahip çıkılması gerekiyor. Ve bunların hepsi kimlik kaybetmiş ve gizlenmiş durumda. Ve Osmanlı mimarisi deyince aslında bunların hepsi bir bütün. Hepsi bizim anıtımız, bizim eserimiz. Bunların da farkındalık yaratarak hani tespit edilip ortaya çıkartılıp bunlar da bizim eserimiz denilmesi de gerekiyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Gerçekten anlattıklarınızla, gösterdiklerinizle adeta benim şahsen yüreğim kanadı. Bu kadar güzel eserler, 1400'lü yıllardan kalma eserlerin böyle atıl vaziyette çürümeye terk edilmesi, yıkılmaya terk edilmesi gerçekten gönlümüz hiç razı değil. Siz tabii ki birçok girişimde bulunmuşsunuz muhakkak ki. Belki devletimiz de bulunmuş olabilir sizlerle birlikte yaptığınız, dışişleriyle birlikte yaptığınız çalışmalarda, ama biz de tabii sivil toplum kuruluşları olarak neler yapabiliriz? Ben hemen şu anda aklımdan böyle bir sürü şey geçiriyor. Belki sosyal medyada sizin bu görselleriniz, sizin postlarınızla birlikte yayınlanırsa belki bir etkileşim sağlanabilir mi acaba? Bu UNESCO olsun veya diğer kurumların sosyal medya hesapları üzerinden onları etiketleyerek belki bir dikkat çekme olabilir, kamuoyu oluşturma olabilir gibi böyle bir takım şeyler kafamda geçti açıkçası. Evet. Bunları da tabii ki sizinle tekrar paylaşırız, konuşuruz. Yapılabilecek bir şey varsa tabii ki. Evet. Yapmak isteriz. Sorularla ilgili değerli katılımcılarımızdan sorularını da alalım. Orhan Derman hocamız şeyi sormuş. Genel olarak kullanıldıkları camiyi bir daha söyler misiniz? Hangi şehirdeydi diye sormuş. Arda Faik Paşa Camisi. Arda ya da Narda. Narda diye bakın hocam. Narda Faik Paşa Camisi. Hangi şehirdeydi hocam? Yanya'ya bağlı Narda. Yanya'ya bağlı. Narda evet. Narda. Tamam. Çok güzel bir sunumdu demiş yine Orhan Derman hocamız. Çok teşekkürler. Bunları içeren bir yayın çıkardınız mı? Kağıda dökülen hiçbir şey unutulmuyor hocam demiş. Şimdi hocam şöyle, ben başta da bahsettim. 2006 yılından beri bu çalışmayı yapıyorum. 15 sene oldu. Hani dile kolay. Bir Osmanlı Mimarisi 1 kitabı çıktı. 3 dilde. Yunanca, İngilizce, Türkçe. Florina, Girebene, Karaferya, Kestriye, Kozani, Yenişehir ve Tırhala şehirlerinin tamamını kapsıyordu. 3 dilde çıktı. Şimdi buradan onun müjdesini vereyim. 15 gün sonra da ikinci cildi çıkıyor. O da bitti. Hayırlısı olsun. Sevindik. Orası da Halkidiki. Yani o kitapta Halkidiki, Katrin, Kılkış, Vodino ve Yeni Cevardar şehirlerini kapsıyor. Özellikle Halkidiki'de yapılan ilk envanter çalışması. Bunun haricinde Yanya ile ilgili bir kitabım var. Selanik yangını ile ilgili var. Bir de Rodos İstanköy ve Midilli ve Sakız'da Osmanlı mimarisi ile ilgili kitabım var. Bunların çoğunu hocam ben akademiye hep yükledim. PDF'lerini de yükledim. Özellikle Osmanlı mimarisi biri de geçen sene bu dönemlerde evet bir sene oldu. Akademiye yükledim. Çünkü şu anda satış fiyatı 150 euro civarında satılıyor. Evet. O yüzden akademiye yükledim. 10 yıl oldu çünkü basılalı. Hani herkes ulaşsın diye ve gerçekten de özellikle bu salgında Yunanistan'dan çok ciddi bir şekilde indirildi bilgisayarlara, gördüm. Diğer makalelerde gene çok, yani makalelerim de var tahribatlarla ilgili, bu farklı kullanımlarla ilgili. Onları da gene ben akademiye ve kendi üniversite web sayfama yükledim hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi yine Orhan Derman hocamız birçok yerde konuşma yapıyoruz hocam demiş. Sunumlarımda bunları göstereceğim. Her sunumda bunları gösterip hesap soracağım demiş karşı taraflardan. Çok teşekkür ediyoruz Orhan hocamıza da bu hassasiyetinden dolayı. Tuğba Eray Biber hocamız, Neval hocam görsellerle birlikte çok güzel bir sunumdu, emeğinize sağlık demiş. Murat Derin hocamız, Neval hocamıza çok teşekkür ederim. Çok verimli ve önemli bir konu üzerinde bilgiler sundular. Ben geç katıldım, söylemiş olabilir belki ama
TİKA Yunanistan'da yok, dernek ya da STK'lar üzerinden çalışmalar yürütülemiyor mu acaba diye sormuş. Evet, TİKA'yı Yunanistan, TİKA'nın şube açmasını ve kesinlikle Yunanistan devleti kabul etmiyor. TİKA diğer Balkan ülkelerinde faaliyette, her türlü sosyal faaliyette, restorasyon faaliyetlerinde bulunuyor. Ama Yunanistan'da TİKA'nın herhangi bir faaliyeti söz konusu değil. Aynı şekilde dernekler ve STK'lar üzerinden de hiçbir şekilde çalışma yürütülemiyor. Evet. Yani Hocam Hasan peki, Hocam. evet doğru maalesef öyle bir şey var. TİKA'nın kesinlikle Yunanistan'a girmesini kabul etmiyorlar. Hocam burada özel şirketler üzerinden veyahut da dernek veya oradaki STK'lar üzerinden de restorasyona izin vermiyorlar değil mi? Yani Hayır. İzin verilmediği için yapılamıyor bu. Evet. Evet. Bizim biliyorsunuz yani bütün restorasyonlar Atina'dan geçiyor. Yani atıyorum Rodos'un bir küçük belediyesinde mesela Fasuli köyünde bir çeşme var. Çeşmeyi Evet. restore edecekler oradaki. Rodos Atina'ya soruyor ve Atina'dan onay gelirse. Atina'ya da sorulunca yani belediye gerçekten iyi niyetli de olsa, çeşmeyi restore ettirmeye çalışıyor da olsa Atina'dan mutlaka sorulmak zorunda. Atina'da ekseriyetle olumsuz yanıt verdiği için maalesef restorasyonlar gerçekleştirilemiyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Kardeş belediyecilik gerçekten önemli. Türkiye'de pek çok bizim belediyemizin Yunanistan'da kardeş şehirleri var. Ama hiç kardeş belediyeciliği hani orada bazı şehirlerde azınlık olmadıktan sonra en önemli asli unsurunun görevinin en azından oradaki bir eseri restore ettirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Maalesef bunların hiçbiri yapılamıyor ama devamlı bizdeki işte yani yapısın. Ben her eserin yani kendi alanım açısından da söylüyorum. Bizdeki her döneme ait, Doğru. her umurluğa ait eserim biz zaten koruyoruz. Koruması gerektiğine de inanıyorum. Ama bunda da biraz tabii ki mütekabiliyet aranması gerekiyor. Ve dediğim gibi bunlar Osmanlı mimarisinde artık tek örnek olan eserler. Anadolu coğrafyasında bile olmayan tipte, plan tipinde, üslupta inşa edilmiş eserler var. Ve bunlar yani gösterdim Hasan Baba Tekkesi daha ne kadar dayanmış. Evet, Bir de 4000 yıllardan define kalan arıyorlar. gibi. Define arıyorlar, dinamitliyorlar. Özellikle define bahanesiyle de yıkılan çok sayıda binalarımız var. Doğru, yıkıyorlardır. Onu da bahane Evet. ediyorlardır hocam Evet, dediğiniz evet. gibi. Doğru. Mustafa Tekin Bey, Neval Hocam bu güzel sunumunuz için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım demiş. İsmail Bey de teşekkürlerini sunmuş. YouTube üzerinden de bakıyorum. Soru varsa YouTube üzerinden de alalım. Soru şu anda YouTube'da da gözükmüyor. Arkadaşlar yazarlarsa oradan da ileteceğim. Metin Özkan Bey, Neval Hocam görsellerle birlikte çok güzel bir sunumdu. Emeğinize sağlık. Bizlere bu imkanı veren sizlere de ayrıca teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Evet hocam, YouTube'dan da bir soru gelmedi şu anda. Ben de açıkçası şok olduk yani bu görüntülerle de birlikte böyle insanın kanı donuyor, kanı çekiliyor. Hani söyleyecek bir şey bulamıyorsunuz, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çok ciddi anlamda ciddi eserler, çok geçmişimizi yansıtıyor. O bölgede erdikli ki aslında Türk varlığını yansıtıyor. Yani her ne kadar Yunanistan dediğiniz gibi burada 19. yüzyılın eserleri restore edilse de orada 1400'lü yıllardan, 1500'lü yıllardan eserlerimiz var. Bizim oralarda ne kadar eskiden beri var olduğumuzu aslında bunlar gösteriyor. Siz gibi sizin de ortadan kaldırmak için türlü bahaneler uydurarak bunların restorasyonuna izin vermiyorlar, müsaade etmiyorlar ve yıkılmasıyla ilgili de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Zaten İnşallah söylediğim gibi, değişiklik olur. evet. Zaten söylediğim gibi tescilleri de Osmanlı eseri, Türk yani Türk mimarisi yani şey olarak dönem olarak biz işte Roma'ydı, Bizans'tı, erken dönemdi, ilk çağydı, prehistorikti. Hani çok çeşitli sınıflandırmalar var. Biz her dönemi aynı hangi dönemde inşa edildiyse o döneme göre sınıflandırmasını yapıyoruz gerçekten. Türkiye'de bu Evet. konu çok hassas ama düşünün 1380'lerden 1912'lere kadar Osmanlı eserlerinin inşa edildiği bir coğrafya. Ve bunlar Müslüman. Peki o Müslüman kim yani? Hintli mi, Pakistanlı mı, Endonezyalı mı? Tabii ki Türk, değil mi? Yani Evet. buna Müslüman camisi, işte Rodos'taki Fethi Paşa Camisi Müslüman kütüphanesi. Uzaydan geldiğimiz için hocam o bölgeye. Evet, yani geçen hafta şey Pervin Hocam da dedi, yani biz hani rüyalarımızı Türkçe görüyoruz. Sonuçta bu eserler de Türk eseri.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani dünya Hocam, literatüründe bu şekilde. evet, benim aklıma gelen bir soru var. Bu eserlerle ilgili tabii vakıf eserleri de vardır muhakkak, değil mi? Halihazırda vakıflarımıza ait olan, Osmanlı vakıflarına ait olan eserler vardır, değil mi bunlarla Evet, var. ilgili? Bunların tabii çoğu vakıf eseri. Özellikle biraz önce söylediğim gibi Rodos'taki Fethi Paşa Kütüphanesi. Hala mütevellisi İstanbul'da yaşıyordu. 2 sene önce rahmetli oldu. Allah Fethi razı olsun. Cengiz Ergeşo Bey. Ama şu an oğlu vakfın başında. Ve bayramın ilk günü ve kandillerde burada hala törenler yapılıyor. Bayramlaşma da yapılıyor. Fakat bu vakfa karşı da yani inanılmaz vergi ödüyorlar. Sonuçta burası kütüphane. Hani Evet. girerken para da alınmıyor. Bir ticari tesis de değil. Sadece işte Türklerin sosyal manevi mekanı. Çünkü bütün bayramlaşmalar orada yapılıyor. Bütün işte Süleymaniye'den bayram namazından çıktıktan sonra karşı karşıya zaten kütüphane ve cami. Burada bütün Rodos Türkleri birbirleriyle bayramlaşıyor. Çok güzel bir dayanışma örneği. Şimdi bu şey kütüphane herkes her gelen ziyaretçiye de açık. 1800'ün üzerinde önemli eserler var, el yazmaları var. 12. yüzyıla tarihlenen bir el yazması Kur'an-ı Kerim var. Çok güzel astroloji ve tıp kitapları var. Başka örnekleri olmayan gerçekten çok önemli bir kütüphane. Fakat inanılmaz vergi ödüyorlar. Bu normalde vergi ödemeleri kanunla tabii Yunanistan tarafından sonradan kondu diye biliyorum. Doğru Evet. değil mi hocam bu? Evet, ben de öyle biliyorum. Yani hani önümüzdeki şey benden sonra herhalde Turgay Hocam konuşacak, o konuya da değinir. Evet. Hani bir fabrika kadar vergi ödüyorlar. 2 tane çarşı içinde bu vakıftan kalan dükkan var. Hani o aldıkları kiranın neredeyse %80'ini vergiye veriyorlar. Vergi veriyor. Peki hocam, bunlarla ilgili oradaki vakıf eserleriyle ilgili burada Türkiye'de onların varislerini vesairelerini bulsak, bunlarla ilgili hak iddia etme şansımızı orada hukuken arama ihtimali olabiliyor mu? Olur tabii ki olur. Niye olmasın? Mesela Sakız'da Piyale Paşa'nın vakıfları vardı. Ben ilk bu işe başladığımda onun torunu vardı. İstanbul'da yaşıyordu. Hatta o bir dava kazandı Evet. Sakız'da. Fakat sonra ne oldu bilmiyorum. Yani o torunu diyeceğim. Hassasiyeti olmadı. Yani dedesinin mallarına sahip çıkmakla ilgili bir hassasiyeti ve bilinci olmadığını söyleyeceğim. Sonradan kazandı o davayı ama terk etti mi ya da bir başka baskı mı geldi, tehdit mi geldi, hani açık söyleyeyim ne oldu bilmiyorum. Sonra o şeylere Evet. sahip çıkmadı. Anladım. Peki onlar yani gitti mi? Bıraktı mı oradaki bütün şeyde Yunanistan'a mı hakkını devretti? Biliyor musunuz o konuyla ilgili bir Onu şey? bilmiyorum açıkçası ama çok Anladım. uğraşıldığını ben biliyorum Dışişleri Bakanı'ndan. Belki Beyza Hanım da biliyordur o sırada çünkü görevdeydi kendisi. Evet. Sakız'da çünkü ben ilk adalardan başlamıştım. Rodos, Midilli, Sakız, İstanköy'den adalardan başlamıştım envanter çalışmasına. Hatta kendisiyle de bir defa telefonda görüştüm. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı o davayı kazanmasında çok katkısı olmuştu. Ama sonradan dediğim gibi yani bir vurdum duymazlık mı diyeyim ya da başka bir etken mi ona sebep oldu? Sahip çıkmadığını öğrendim. Ama etken neydi açıkçası bilmiyorum. Anladım hocam. Devam edeyim ben sorularla. Yunanistan Türkleri Derneği Başkanı Fehri Özkan, Neval hocam öncelikle çok önemli bir çalışma yapmış. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir soru sormak istiyorum demiş. Batı Trakya'da özellikle tarihi mezarlıklarımızı koruyamadığımızı görüyorum. Bunun sebebi Batı Trakya'daki yöneticilerimizi sorumlu tutabilir miyiz? Gümülcün eski cami çevresindeki mezarlık ve mezar taşları 10 sene kadar önce vardı. Ve bu cami aynı zamanda seçilmiş Müftü İbrahim Şerif'in denetiminde olmasına rağmen koruyamamış oluyoruz. Bunun sebebi konusunda düşünceniz nedir? Teşekkür ederim demiş. Şimdi şöyle, yani ben şu konuda maalesef çok üzgünüm. Onu ifade etmek isterim. Yani Batı Trakya için konuşmayacağım ama mesela Rodos'ta biraz önce gösterdiğim Murat Reis Mezarlığı var. Ve hani bizim Rodos'ta şu an 6 bin civarında yaşayan Türk var, Rodos Türk'ü var. Ve bu slaytlarda da gösterdim biliyorsunuz Murat Reis'in hemen karşısındaki tekke binası. Hani bir mezarlıkta müzik okulu olur mu? Yani Rodos Üniversitesi Müzik Fakültesi. Evet. Binası yapılmaya başlandı. Mesela Rodos Türkleri oraya sahip çıkmadı. Aynı şey bizim ne bileyim hani Edirne'de bir şey olsaydı atıyorum mesela İstanbul demeyeyim de Edirne ya da Çanakkale diyeyim bir Rum nüfus olsaydı ya da Gökçeada'yı söyleyeyim mesela ki o kadar nüfus bile yok. Düşün sizin bir Rumların bir mezarlığı olacak. İçinde onların bir manastıra ait okul olacak.
ya da manastır binası olacak. Biz oraya şey yapacağız, müzik fakültesi yapacağız. Bütün dünya ayaklanırdı. Düşünebiliyor musunuz? Bir hani, de bizim kültürümüzde yok hocam öyle bir şey. Yani biz gidip yapmayız yani onu. Zaten yapmayız da. Ama evet. Sonuçta burası bir mezarlık yani. Herkesin, her kültürün, doğru, her devletin, her milletin saygı duyması gerekir. Oradaki mesela Türklerden 6000'i bırakın, 50 tanesi yürüseydi. Ya burada benim dedem yatıyor, babam yatıyor. Burası mezarlık, ne yapıyorsunuz deseydi. Hiç tepki yok ki yani, hiç tepki yok. Evet. Yani bir de hocam, dediğim gibi orası onların adeta Eyüp Sultanı gibi bir alan. Sünnet çocukları orada işte mevlütleri yapılıyor. Ondan sonra kandiller orada işte helva dağıtılıyor. Yani gerçekten çok manevi bir merkez onlar için. Onların hani onu kaybetmesine i̇şte demek. Öğrenilmiş bir çaresizlik var hocam. Evet. Ama biz ben mesela işte görüyorsunuz örneklerde Gökçeada'da biz 3 tane 4 tane Rum öğrenci için Rum okulu açılıyor. Mustafa hocam, Mustafa Kaymakçı hocam da bahsetti. 74'ten sonra Rodos'taki Türk çocukları Türk eğitimi yani Türkçe öğrenme hakları elinden alınmış vaziyette ki yüzlerce çocuk var. Ya yani ben hani kendi alanım dışına çıktım sonuçta tekke üzerinden ama yani mütekabiliyet şu anda yok. Yok maalesef. Hepimiz biliyoruz ki yok yani. Hepimiz biliyoruz yok. Zaten Yunanistan şu anda Lozan Anlaşması diyor ama Lozan'ı da çiğniyor. 1913'teki Atina Anlaşması'nı da çiğniyor. 1920'de Batı Trakya'yı topraklarına kattığı 1920 Yunan Sevri dediğimiz anlaşmayı da çiğniyor. Çiğnemediği zaten bir tane bir anlaşma bile yok Yunanistan'ın ama maalesef Avrupa çok ciddi anlamda destek veriyor. Türkiye'nin de karşısında tutabildikleri bir piyon güç olduğu için böyle bir süreç yaşıyoruz maalesef. Evet, Murat Derin hocam, Neval hocam araştırma yaparken çok büyük sıkıntılar yaşamış mıdır? Yoksa çok rahat bir şekilde mi çalışılabiliyor Yunanistan'da diye sormuş. Yunanlar kendisine sorumuz. Yardımcı oluyorlar mı demiş. En güzel soru, evet kesinlikle bu en güzel soru. Yani bu konuyla ilgili çok maceram var, inanılmaz maceram var. Yani ben bir kere çok üç kişi devamlı takip altındayım. Biri arkamdan, ikisi karşı yoldan. Bununla ilgili fotoğraflar bile çektim. Yani bir de gündüz vakti, sabah, hava karanlık, güneş gözlüğü takıyorlar. Siyah gözlük, hani illa kendilerini göstermek maksatlı. Sizi koruyorlar hocam. Evet, ben zaten öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle, ben tabii Beyza Hanım da beni dinliyordur. Ben ilk 2007'de başlamıştım. Adalardan başladım. Yaz döneminde başladım. Yaz döneminde de tabii yoğun turistler olduğu için ben çok rahat bir çalışma yaptım. Böyle fiziki görünüşüm itibariyle de hiç kimse beni bir envanter çalışması yapıyorum falan hani böyle bir algılamadık. Gayet güzel bir çalışma yürüttüm. Tabii bu kaydı YouTube'dan dinleyecekler ondan sonra kendileri. Evet. Ben müzeye de gittim, böyle bir çalışma yaptığımı da söyledim ama onlar bazı mesela girilmesi gereken yapılar vardı işte. Onlara giremeyeceğimi söylediler. Ben de tamam dedim ama böyle bir çalışma yaptığımı söyledim. Selanik'e gittiğimde de söyledim. Randevu aldım, böyle bir çalışma yapıyorum diye. Hepsine haber verdim yani, vermedim değil. Bizim zaten bakanlık olarak da haber verildi. Ve o andan itibaren zaten işte otelde kahvaltıya iniyorum. Kahvaltıda karşımda gözlük takmış. Tam benim karşı masamda ve bana böyle devamlı bakıyorlar. İşte otelden çıkıyorum. Üç kişi dediğim gibi, biri arkamdan, iki karşı yoldan. Ama hiç bırakmadılar. Yalnız onlara şöyle bir tabii şey oldu. Onlara biraz fazla mesai yaptırdım. Çünkü siz de biliyorsunuz onların işte siestesi var, öğlen tatili var. Ama bu yaptığım çalışmalar yaz döneminde yaptığım çalışmalar. Belli süreler, 20 günlüğüne gidiyorum. Ve dolaşmam gereken alan çok fazla. Hani arabayla gidilen yerler var ama ben özellikle Selanik merkezi tamamen yürüyerek her sokak, her köşe gezdim. Özellikle uyku saatlerinde hani çok kolay fotoğraflar çektim. Meydan boş, cephe boş gibi. Onlarda mesela o uyku saati ya da işte ben hani güneş batana kadar, ışık iyi olana kadar saat 8'e kadar, 7.30'a kadar fotoğraf çektim. 7.30'a kadar arkamda gezmeleri onlara bir işkence oldu. Çünkü neden? Mesaileri hani 1'de 2'de bitiyor. Evet. Ellerine frappe alıp yaptılar. Hani takip oldu. Hocam gezdiğiniz, incelediğiniz yerleri onlara da anlatsaydınız belki en azından bir şeyler öğrenirlerdi. İki tane yani çok başıma gelen olay var. Biri 2018'de oldu, geç oldu. Ben Yenice Vardar'da yani Yanitsa şehrinde bir kışla var. Osmanlı döneminde inşa edilmiş kışla. Ama halen faaliyetteydi. 2018'de ben onu öğrendim ki boşaltmışlar, terk edilmiş vaziyette.
Ben de tabii eski halinde bildiğim için onu gidip çekmem lazım. Yani bende de öyle bir şey var. Hani eski hal yeni hali kıyaslama. Ben de rica ettim işte arabayla gittim oraya. Baktım hani şey yok. Hani kimse yok zaten terk edilmiş. Kapı açık, bahçe kapısı açık, işte tel örgüsü açık. Bir de içinde 1527 tarihinden çok eski bir camisi var. Ve içine 1912'den sonra içinin fotoğrafını çeken bir Türk akademisyen yok. Şimdi böyle bir fırsat gelmiş. Oraya kadar gitmişim. Dedim dıştan çekeceğim. Ben bahçeden içeri girerim. Bunu güzel çekerim. İşte bir de gittiğim zaman Mayıs ayıydı. Bayağı ot vardı. Ayağımda da böyle bir pantolon, işte botlar, yağmurluk. Bir de yağmurluydu. Ben yılan olacağını düşündüm açıkçası. Hani yılan olursa diye. İşte bildiğim duaları okuyarak ben önce camiye doğru yürüdüm. Hiç kimse yok. Güzel içine girdim. Minaresine çıktım. Minaresi yıkıktı. Her yerini güzel çektim. Böyle çok da etkilendim yani. Hala süslemeleri duruyordu ama bir topla kubbesini yıkıp yıkmışlar ve kubbenin yarısı şeydi, açık duruyordu. Gökyüzü gözüküyordu. Onu çektim. Sonra kışlaya doğru yürüdüm. Kışlanın ortasındaki yapı Osmanlılardan kalma. Diğerleri sonradan yapılmış. Bütün binalar duruyor. Ortasında bizim Osmanlı'dan kalma binayı yakmışlar ve öyle çıkmışlar. Yakmışlardı. Onu da çektim. Çektikten sonra kapıya yaklaşık böyle hani 200 metre falan kaldı. Birden karşıdan 4 tane köpeğin bana doğru geldiğini gördüm. Ama nasıl büyük köpekler? Hani bağırsam kimse yok, kimse beni duymaz. Şimdi ne yapacağımı da bilemiyorum. Hani bir tane olsa başa çıkabilirim ama 4 köpek. Hızlı hızlı arkama bakmadan yürümeye çalıştım. Elimde işte fotoğraf makinesini montumun sağ şey yağmurluğumu sağ cebine koydum. Bakıyorum geliyorlar ve ikisi kurttu. Biri kangal, biri normal küçük bir köpek. Hani bir tane olsa neyse de 4 köpek. Evet, dört köpek. Hızlandım. Ondan sonra biraz koşayım dedim ama hani çok da koşarsam köpekler daha fazla saldırır diye de o anda düşünüyorum ama o anda tabii aklımdan dua etmek bile gelmedi. Hani o kadar korktum ki. Ben neyse hızlandım. Herhalde bir ne bileyim 50-60 metre gittim ya da gitmedim hatırlamıyorum. Arkamda böyle bir şangırtı, gümbürtü duydum ama ben arkama zaten bakmıyorum. Hani köpekler gelirse kendimi yere atıp yağmurluyu kafama getiririm falan diye düşünüyorum. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Meğer Hasan Bey köpeklerin zincirleri varmış. Ben o arkamda köpeklerin zincirleri olduğunu Görmedim. görmedim. Ama bana inanın 1 metre kala köpekler durdu. 1 metre kala. Ama hani o korkumu hayatım boyunca unutamam. Hep aklıma geldikçe de o anı şu an yani yaşıyorum. Bir o var. Hani ilginç olacak. Başka şeyler de var. Bir de Bodina'da ben bir ara yol kaybettim. 2-3 defa böyle şey yaptım. Dolandım. Arkamdan gelen, beni takip eden kişiler bana gelip doğru yol şuradan diye söylediler. Hani daha fazla uğraşmayalım. Onlar da benim peşimde dolanmasın diye. Boşuna tur atıyoruz dediler herhalde. Ama o sırada ben onlara bakmıyorum, onlar bana bakmıyor. Hani öyle konuştuk. Ya o da çok hani aklımda kalan inanılmaz bir şeydi. Enteresan bir anı olmuş hocam, o da gerçekten enteresan olmuş. Evet, Orhan Derman hocam, bizim eserleri bu kadar vergi veriyorlarsa İstanbul Patrikhanesi'ne de ve eserlere biz niye vergi uygulamıyoruz diye sormuş. Biz uyguluyor muyuz Valla hocam? Bilginiz var mı? ben yani vakıflarla ilgili açıkçası o konuyu tam bilmiyorum. Hani ödeme var mı? Zaten topu topu bir İstanköy'de bizim vakıflar var. Ama Türkiye'den tek mütevellisi olan vakıf Rodosi Hafız Ahmet Ağa Vakfı. Yani Fethi Ahmet Paşa onun oğlu. Hafız Ahmet Ağa Rodos'un Uzgur köyünde doğmuş. Vakıf aslında ilk kurucusu babası Hafız Ahmet Ağa Vakfı. Rodos'taki bu kütüphane haricinde zaten başka vakıf yok. Tek örnek. Hani bu da dediğim gibi yani yaptırımlar olabilir. Başka zaten hani şeyimiz yok. Takip ettiğimiz vakıf yok. Ya onu daha iyi Turgay Hoca cevap verebilir diye düşünüyorum. Ama benim bildiğim şey vergi uygulaması benim bildiğim yok yani. Sizin hocam bilginize istinaden varsa diye soruyorum. Evet. Buradaki vakıflar idaresinin oradaki geçmiş vakıflarla ilgili bir hakkı oluyor mu? Böyle bir şey var mı? Mütevellisi olursa, Oradaki vakıf malları ile ilgili falan evet, mı? mesela Kıbrıs'ta Lozidiu davası vardı meşhur. Hani mütevellileri bulunursa, özellikle bugünkü Türklerin yaşamadığı yerlerde işte Yanya olsun, ne bileyim Yenişehir olsun, Selanik olsun, Selanik de olabilir mesela. Yani Avrupa Birliği'nden en azından hani bir dava açıp girişimlerde bulunabiliriz. Anladım.
Ama mütevellilerin bulunması lazım. Tabii biliyorsunuz mübadelede de hani bazen kişiler bana özellikle çok mail atıyorlar ya da mesaj atıyorlar. İşte benim dedemin şurada evi var. Hani oraya gidip tekrar özellikle bir pandemi de çok geldi. Tekrar hani hak iddia edebilir miyim? Orada oturabilir miyim diye. Onu da biliyorsunuz zaten mübadelede herkes tasfiye etmiş ve imzalanmış durumda. Bir daha oradaki mallarla ilgili mübadelede bir Evet. hakkımız bulunmamakta. Doğru. Ama vakıf malları da böyle bir şey yok değil mi hocam? Evet, çünkü Vakıflarla vakıf ilgili. malı. Evet, tabii ki vakıf malı. Evet. Bu Kıbrıs'taki Vakıf eserler malı. için de geçerli, Yunanistan için de yani diğer ülkeler için de geçerli. Ülke için geçerli. Tamam hocam. Bu arada YouTube'dan da Alanur Hanım bir soru sormuş. UNESCO'ya şikayet edilebilir mi diye sormuş. Dünya tarih mirası diye korunabilir mi diye sormuş hocam. Ya Tekrar. şimdi Hasan Bey şunu çok, çok açıkça söyleyeceğim. Biz yaygaracı bir millet değiliz. Biz gerçekten yaygaracı bir millet değiliz. Hani Süheyl Bey de diğer şey kişiler de biliyorlar. Bizim başımıza Hocam onlarca sesiniz gitti katliam. ama kusura Öyle mi? bakmayın. Geliyor mu şimdi? Sesim açık gözüküyor. Ben de bir bağlantıda herhalde zayıflık oldu. Buyurun hocam tekrar alabilir miyim? Çok özür dilerim. Şöyle söyleyeyim. Hani biz Türk milleti olarak yaygaracı bir millet değiliz. Başımıza çok büyük felaketler gelse de bunu maalesef dillendirmiyoruz, dile getirmiyoruz. Ama bu eserlerin artık hani geri dönüşü yok. Yıkıldıktan sonra bir daha bu eserler inşa edilemeyecek ya da yakıldıktan sonra bir Çelebi Mehmet Camisi inşa edilemeyecek. Elbette çeşitli platformlarda bunu duyurmamız lazım. Haber olarak, gazete haberi olarak UNESCO'ya şikayet etmemiz lazım. Yani bunun yapılması gerekiyor. Evet. Anladım hocam. Bunu Ama tabii en iyi şekilde sivil toplum kuruluşu belgelendirip olarak bütün ne belgeleriyle yapabiliriz? beraber, evet bütün belgeleriyle beraber belgelendirip bütün hani aşama aşama safhalarını belirtip bunları bir şekilde en iyi şekilde belgelendirip duyurmamız gerekiyor. Yani dünya kamuoyuna duyurmamız gerekiyor. Duymamız gerekiyor. Tamam hocam. Ben bu konuda da sizinle bir irtibata geçelim. Rubasam olarak bizim de ne yapabiliyorsak üzerimize düşeni yapmaya gayret gösterelim. Gazetelerde vesairelerde, oradaki gazetelerde çalışan dostlarımızla, ikili Evet. ilişkilerimizle belki network'ümüzü kullanarak haberlerle dile getirtebiliriz diye düşünüyorum yüksek sesle. Evet, başka soru yoksa ben sözü emekli albay başkan vekilimiz Süheyl Çobanoğlu'na bırakmak istiyorum. Buyurun komutanım. Mikrofonu açtım ben. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Neval Konuk hocama çok teşekkür ederim. Engin bilgisiyle yine bize bu akşam bir doyumlu, böyle bol bol tarihimizi canlandıran, geçmişimizi hatırlatan güzel bilgiler bizlere sundu. Kendisine müteşekkirim, sağ olsun. Ben teşekkür ederim Süheyl Bey bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Bu arada moderatörümüz Hasan Özkan ve afişlerimizi yapan her zaman bizim yanımızda olan Murat Derin kardeşime ve Küresel Siyaset Platformu üyesi arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Bir de izleyici ve katılımcı arkadaşlarımıza, dostlarımıza da teşekkür ederim. Şimdi hocam çok güzel anlattı. Ben sanat tarihçisi değilim. Onun kadar bu konulara vakıf değilim ama bir cümle arasında geçti. Mütekabiliyet. Bunu şimdi bir kenara koyalım. Bu çok önemli. Oraya geleceğim. Önce şunu arz edeyim. Şimdi biz göçebe kültürden gelen bir toplumuz. Zafiyetimiz burada. İstanbul gibi bir şehrimizi bile gecekondulaştırırdık, şehri mahvettik. İstanbul bizim, mülkiyeti bizim, egemenliği bizim, tarihi bizim, 1453'ten beri bizim, her şeyle. İdareciler bizim, yönetenler bizim, devlet bizim. Koskoca İstanbul'u bile mahvettik. Ne sanat bıraktık, ne tarih bıraktık, ne kültür bıraktık. O kadar zengin, o kadar engin ki buradaki tarihi kültürel miras, bu kadar hor kullanmamıza rağmen hala ayakta duranlar var. Ama her mahallede Osmanlı çeşmeleri, tarihi çeşmelerimiz, tarihi binalarımız, o güzelim konakları öyle bir keyifle, öyle bir zevkle yıkıp beton koca koca apartmanları diktik. Ucube apartmanları diktik. Çocukluğum 50'li yıllara dayandığı için ben İstanbul'un o eski güzelliklerine şahit olma şansını elde etmiştim.
semtlerimizdeki güzel o Osmanlı konakları, eski ahşap konaklarımız, binalarımız, köşklerimiz büyük bir heves ve heyecanla kendi sahipleri tarafından ve yerel yönetimlerin de suç ortaklığıyla, yani tarihi ve sanata, kültüre olan suç ortaklığıyla yıktık. Tabii yasaldı, kanun nezdinde bir şey yoktu, yasaldı. Kanuna uymayanları da yaktık, bir bahane uydurduk, yangın bahanesiyle yıktık, yaktık. Bunu bir kere bir kenara da koyalım. Çünkü bizim kültürümüzde yerleşik kültür olmadığı için, genetik yapımız göçebelikten geldiği için sahiplenemiyoruz. 1421'lerden bahsediyor hocam. Ya Allah'ım, ya Rabbim, dünyada 1400'lerden kalma eserleri olsa adam yani, onun üstüne altın kitaplar yazar çizer. Yani filmler, diziler yapar, belgeseller yapar, yayınlar yapar vesaire. Onu bile düşünemiyoruz bir. Onun için biraz kendimizde arayacağız suçu. Gelelim ikincisine. En başta söyledim, mütekabiliyet. Biz hiçbir şey beklemeden olmayan cemaatlerin, olmayan kiliselerini yeniden ihya ettik. Devletimizin ve Türk milletinin vergileriyle onları yeniden ayağa kaldırıp inşa ettik. Arkadaşım bir sorarsın ya, ben senin bu kiliseni yaparım ama varsa eğer burada böyle bir şey, sen de bana Larisa'daki camiyi yaparsın. Misal olarak söylüyorum. Evet. Ben sana bunu yaparım ama senin bu neyse binan, sen de bana Gümülcine'deki şunu yaparsın. Selanik'teki bunu yaparsın. Mütekabiliyet olmazsa, bedavadan verirsen sonuç bu olur tabii ki. Sen hiçbir zaman kale almaz. Kesinlikle. Üçüncü şartta biraz da bu iş diplomatik ve uluslararası güce bağlı. Gücümüzü doğru kullanmak zorundayız. O tabii detaylı, uzun bir konu, oraya girmeyeceğim. Benim bir küçük önerim olacak. Kimse kale almayacağını bildiğim için önemli değil ama söyleyeceğim. Sanat bilgimizi, bu hassasiyetlerimizi geliştirmek için sanat tarihi dersi, ama bizim okuduğumuz zamandaki gibi değil, bu konuları da içerecek şekilde okullarda, ilkokul demeyeyim de hadi ortaokuldan itibaren okutulmalı. Bunu da önce bir mimari bilgi, yani sanat tarihi bilgisi, genel bilgi verildikten sonra her sene, bir dahaki seneye Balkan coğrafyasında kalmış Türk eserleri, İkinci sene Orta Doğu coğrafyasında kalmış Türk eserleri, orada da var muazzam eserlerimiz. Hacca gidenler bilir, yaktılar, yıktılar, koca koca ucube Kabe'nin önünde koca koca gökdelenleri diktiler. İslam'a da, dine de, imana da, ahlaka da aykırı inşaatlar yaptı Araplar. Biliyorsunuz Suudi Araplar. Aynı rezalet orada yaşandı. Osmanlı revaklarını yok ettiler. Kuzey Afrika'da var. Kafkaslar'da var. Dolayısıyla bu bilinci toplumumuza aktarabilmek için eğitim plan ve programlarına eklemekte fayda var. Sanat deyince bizim sadece arabesk sanatçıları çıkıp onların efendim şarkılarını, türkülerini izlemek değil sanat. Yani esas sanat bu. Yani sanat tarihi dediğimiz zaman da mimarisiyle, kültürüyle, tabii ki bunun yanında edebiyatı, müziği de olacak. Sadece bunları, batı sanatı değil, evet. Sadece evet, batı sanatı değil, evet. Evet, bunları aktarmak zorundayız ki çocuklarımız da o şuur gelişsin gençliğinde, topluma bilgi ve beceriyle mücehhez olarak hayata atılsın. Bir diğer şey de var, yapılıyor, yapmışlar ama bunları takibini bir, Dışişleri Bakanlığı, çünkü oralarda onların temsilcileri var. İki, Kültür Bakanlığımız, üç, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla iyi bir arşiv oluşturup bunları da yayınlarla desteklemek lazım. Ben bakıyorum şimdi, senelerdir tanıyorum Neval Hocam. Kendi kendine, kendi kaynakları, cebinden parasıyla, kendi imkanlarıyla ve bazı sıkıntı ve tehditlere de maruz kalmak veya tehlikelere de maruz kalmak suretiyle kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah razı olsun, güzel de eserler çıkardı. Niye yalnız bırakıyor? Koskoca devletimiz ya. Hani biz cihana hükmediyorduk ya. Hani bütün dünya bizi kıskanıyordu ya. Bir tane hocamıza, bir tane sanat tarihçimize
Niye sahip çıkamıyoruz? Yani niye yalnız bırakıyoruz? Devlet olarak söylüyorum. Devlet bu sorgulamayı yapmalı. Görev vermeli. Finansman kaynağı yaratmalı ona. Bunu da bilmiyor bizim devletimiz. Maalesef bu da yok bizde. Neyse ki son zamanlarda dedim yani epeydir şehitliklerimizle ilgili böyle bir sıkıntılar vardı. Birçoğuna el atıldı da toparlandı birçoğu. Onlar da sahipsiz ve gariptiler. Evet. Kendi meclisten bilgilendirdiği için biliyorum. Özet olarak bizim bu konuda bilinçlenmemiz toplum olarak halkımızın, memurumuzun, işçimizin, basın mensubumuzun yani medyamızın, onlar da bilinçsiz. Bileceğiz. Bürokrasinin ve siyasetçinin. Siyasetçimiz de bilecek, ona göre politika geliştirecek. Bürokratımız orada görevdeyken veya burada oralarla ilgili görev yaparken bu şuurda olacak ki topyekun bir sonuç alalım. Neticede iyi bir konuya parmak bastınız hocam. Bizleri de aydınlattınız, bu fırsat verdiniz bize, bu imkanı sundunuz. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben bir iki cümle ilave yapabilir miyim Hasan Bey? Tabii, buyurun hocam. Ya Süheyl Bey gerçekten çok önemli konulara değindi. Bu ders içeriği müfredatlar son derece önemli. Biz bu salgından önce en son yaptığım en büyük kapsamlı etkinlik Rumeli Üniversitesi'nin bir etkinliğiydi. Süheyl Bey de oradaydı. Ben mesela orada rektör beye sordum. Yani adı Rumeli Üniversitesi olan bir üniversitede. Sizde hiç Rumeli ile Balkanlarla ilgili ders var mı dedim. Süheyl Bey de biliyor. Yok hocam, hiç aklımıza gelmedi dedi. Yani bu gerçekten acı. Hani bir gastronomi bölümünde Rumeli yemekleri olur, Rumeli müzikleri olur, Rumeli mimarisi olur, Rumeli e-sanatlar olur mesela. Hani ama ya da Rumeli sanatı, yani Rumeli'de Türk mimarisi olur. Hani bir şey olması lazım. Rumeli'de Türk mimarisi. Ben evet, bunu söylüyorum. Rumeli'de Türk mimarisi. Yani bir e-sanatları da olur Süheyl Bey. Hani, o da olur. O da olur tabii. Evet. Hani gastronomi de olur. Dünya kadar Rumeli mutfağında yemek var, müzik var. Hani sanatlar deyince herkesin algısı şey, çünkü müfredat öyle, sadece batı sanatı yani. Evet. Ama bizim gerçekten çok önemli kültürel mirasımız var. Ben hani girmedim, işte halılar, kilimler de var. Ondan sonra orada evet, müthişiz var. Yani gerçekten belki hani en azından üniversitelere koysak, ben mesela hani çok istiyorum bir üniversitede bir tamam Osmanlı mimarisi dersi anlatıyorum ben. Onun için de 3-4 saati ben kendim ayırıyorum çalıştığım için. Balkanlarda Osmanlı mimarisi anlatıyorum. Ama inanın bugün mimarlık fakültelerinden mezun olanlar da, sanat tarihinden mezun olanlar da, tarihten mezun olanlar da Türk mimarisini sadece Anadolu'daki mimari görüyorlar. Son dönemlerde biraz işte Suriye'ye falan diye Halep'ten, Şam'dan eserler göstermeye başladı hocalar. Ama esas Osmanlı mimarisinin gerçekten şekillendiği coğrafya Rumeli, Anadolu değil ki. Yani Osmanlı mimarisi alan bir kişinin dersin %70 içeriği Rumeli olması lazım. Tabii. Yani bu alanda hani bu açıkçası gerçekten yapılması gereken çok önemli çalışmalar var. Benim bir sitemimde bu sivil toplum kuruluşlarına, bu alanda çalışan çok az kişiyiz, çok fazla kişi yok. Gerçekten o konuda sistemim var. Hani böyle kahvaltılar işte yapsınlar, kahvaltılar da yapsınlar, eğlenceler de yapsınlar. Ama en azından senede bir kitap bassınlar. Bir kitap ya, bir kitap hani. Hiç kitap basılmıyor. Haksız mıyım Süheyl Bey? %100 katılıyorum hocam. İşte o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. İnşallah evet, önümüzdeki evet, dönemde evet. Yönetimde de olacaksınız. Beraber yapacağız inşallah. İnşallah Süheyl Bey. Evet, çok değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızdan, görüşlerinizden, bilgilerinizden dolayı. Bize çok önemli bilgiler, resimler sundunuz gerçekten bu akşam. Dediğim gibi adeta yüreğimiz kanadı tekrar. Ama inşallah bir yolunu, bir fırsatını buluruz da sizin de öncülüğünüzle bir gün o eserlerimizi restore etme fırsatını yakalarız diye ümit ediyorum. İnşallah. Orhan Derman hocamız da bir şey son olarak yazmış. Osmanlı diyenler acaba Osmanlı'nın Rumeli'den gelip İstanbul'u alabildiğini bilirler mi diye sormuş. Maalesef. Evet, maalesef. Evet, hocam programımızın sonuna geldik. Ben
Tekrar katılımlarınızdan dolayı bizi kırmayıp bu akşam bize vakit ayırdığınızdan ötürü gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Estağfurullah. Her zaman, her zaman, her zaman. Yani memnuniyetle. Çok teşekkür ederiz. Evet, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin çok değerli misafirleri, bu akşamki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda 2 gün sonra ayın 28'inde Turgay Cin hocamızla birlikte programımızı gerçekleştireceğiz. Yunanistan'daki Türk azınlığın hukuki özelliği konusunu işleyeceğiz. Bu konuyu da kaçırmamanızı önemli tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar.